Sizde programından herkese merhabalar efendim. Ben Nida Albaş. Bildiğiniz üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saatler tam 17'yi gösterdiğinde kanal ve ekranlarında sizlerle buluşuyorum. Bugün kameraman arkadaşım İmam'la birlikteyiz. Halkımıza yaz tatili planlarını soracağız. Biz yanıtları çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsanız söz sizde programı başlasın. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Ali. İstanbul'dan geldim ziyaret için. Hani daha tatili planlamadık. Yani bu pandemiden dolayı daha ileriki günlerde ortalık yatışır ve açılırsa o zaman plan yapılacak. Ama şu anda bir plan yapmak gibi zamanımız yok. Çünkü henüz daha aşılar tamamlanmamış, ortalık düzelmemiş bir aşı planlamamız yapmıyoruz. Ama ileride inanıyorum ki bu çok daha güzel olacak. Çok daha iyi yerlere gelecek ama zamana ihtiyacımız var. Şu anda kendimizi ve halkımızı korumak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bu hastalığın üzerine geçemeyeceğiz. Bu durumda da istediğimizi elde edemeyeceğiz. Yurt dışından gelen turistler aynı vaziyette. Gelen herkese, turisti gören herkes aşı olacak ama bu nasıl olacak? Önemli olan planlamayı düzgün yapmak. Planlamayı yaptığımızda muhakkak ki çok daha iyi olacağız. Çünkü Antalya bunu hak eden bir şehir. Bu kadar. Sık sık gelir misiniz Antalya'ya? Çok sık olmamakla birlikte Antalya'ya gelirim, evet. Öyle ya da. İstanbulluyum. Aslen Karadenizli. İstanbul'da oturuyorum. Ama burada dostlarımız var, akrabalarımız var. Buraya da geliriz yani. Çünkü seviyoruz. Buranın her türlü şehri de güzel. Yani yaşam şekli, şehrin oluşumu, her şeyi güzel. Yani burada zamanı geçirmek çok daha kolay. Çok insanlar için bulunmaz bir nimet diyebilirim burası için. Ama bunu tabii ki iyi şartlarda, güzel şartlarda, şu hastalıktan ve dertlerden uzak yaşamak daha güzel. Peki pandemiden önce yaz tatillerinizi nasıl geçirdiniz? Nerede geçirirdiniz? Antalya'ya geldiğim zamanlar da olur. Karadeniz'i de çok seviyorum. Karadeniz'e gittiğim zamanlar da olur. Yani o dağ turizmi ya da yayla turizmi, o da çok güzel olur yazları. O yüzden bir kısmını orada geçirsek bir kısmını da burada geçirirdik. Yani o günkü şartlar neye uygun görünürse onu yaparız. Genel olarak böyledir yani. Yani belli bir ille burada tatil yapayım diye bir şeyimiz yok. Şart yok. Yayla turizmi çok daha güzel olur mesela. Yani bu deniz mevsiminde denize girmek, güneşlenmek güzel bir şey. Bir yerleri görmek güzel bir şey ama o yayla turizminde havasını almadan olmuyor. Tabii. Şimdi ne kadar Antalya'da tatil güzelse Karadeniz'de gezmek lazım. Siz gidiyor musunuz Karadeniz'e? Ben zaten Ordulu'yum. Ordu. Mecburiyetten gidiyorum. Çünkü orada bir işte bir fındık toplama olayımız var, biliyorsun, Karadeniz. Tabii sana da artık el verdiğince gidip fındığımızı topluyoruz. Fındığı topluyoruz, çalışıyoruz ama aynı zamanda tatilimizi de yapıyoruz. Evet, İkisini evet. Bir anda yapmış olarak yedim. Buradan daha serin olur tabii orası. Tabii şimdi çok farklı. Çok farklı bir atmosfer var. Ha, biliyorsunuz insan vücudu belli bir değişikliği kaldıramıyor bazı zaman. Şimdi Ordu bir zaman İstanbul'da yaşamışım. Sonra buraya gelmişim. Artık biz her şeyi kapmış vaziyetteyiz. Yani. Peki siz de biraz tanıyabilir miyiz? Kardeşim, abim olur. Kardeşim, isminiz ne? İbrahim. İbrahim Bey, siz neler yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz? 18 yaşına kadar memleketteydim Ordu'da. Bir 30 sene İstanbul emeklilik dönemim oldu. Çok güzel bir şirkette, Allah razı olsun, büyük bir şirketten emekli oldum. Çocuklarım okusun diye Akdeniz Üniversitesi'nde buraya geldim. 7 yıldır da buradayım. Memnun musunuz peki Antalya'da yaşamaktan? Çok memnunum. Neden? İstanbul'daki yaşamı bildiğim için çok memnunum. Daha kalabalık, daha yoğun. Tabii. Orada nefes almak mümkün değil ki. Dedim ya, 7 yıl oldu geleli. Ekmek yediğin yeri de kötüleme yani. Yok, orada yıllarımız, 40 yılımız geçti orada. Yaşam standardı. İnsanların rahatça yürüyebilip, hatta spor aktivitelerini bile yerine getirme bakımından. Ha, bana sorarsanız ben hiçbir şeyden memnun olmayan bir insanım. Ben yine de vatanım diyorum. Ordu. Peki ileride böyle Ordu'ya taşınma planlarınız var mı? Çocuklar okulu bitirdikten sonra mesela. Allah, İnşallah. Peki yaz tatili için bir planınız var mı? Yok. Ben zaten tatil beldesindeyim. Gitsem de yine tatil beldesinde zaten tatilin içerisinde yaşıyor. Yeni bir tatil planı yapmanın gereği var mı? Zaten burada tatilin her türlüsünü yapabiliyor. Peki size de mikrofonu uzatalım hemen. Sizi de tanıyabilir miyiz biraz? Ben aslında Orduluyum. Eniştem yanına geldim buraya ziyarete. Hem gezme amaçlı. İstanbul'da yaşıyorum. Kocaeli Gebze'de. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Tatili düşündü dersen aynı eniştem dediği gibi bizim mevsim fındığımız var Ağustos'ta.
Hem 15 gün fındığımı topluyoruz. 15 gün Karadeniz'de yayla gidersek gidebiliyoruz. Gitmezsek sahilde vakit geçiyoruz. Aynı burası gibi zaten. Fark eden bir şey yok. Peki sadece buraya... turist fazla gelmiyor o kadar. Buraya Antalya'ya siz de geliyor musunuz sık tabii, sık? Tabii mutlaka her sene geliyorum buraya. Bir sebep uyduruk geliyor. Kusursuz tatil için gelemiyoruz tabii. Evet. Tatil biraz iş icabı olduğu için gelme şansımız olmuyor. Hadi bir sebep oluyor. Eniştem diyor rahatsız oldun gel buraya bana bak diyor. Geliyorum böyle. Böyle bir Konyaaltı turu yapıyoruz. O kadar. Başka da... Peki seviyor musunuz Antalya'yı? En sevdiğiniz yeri neresi? Yani böyle emekli olup da şöyle kafamda rahat olsa bir 15-20 gün burada kalmayı isterim. Evet. Çok doğru. Evet, güzel yani. Yaşam güzel. İstanbul'a bakarak daha rahat. Daha huzurlu. Evet. Daha güzel. Biraz insanlarda da çok farklılık var. O konuda da çok rahat. Şöyle diyelim. Nefes almak için evet. Antalya. Yaşamak için Karadeniz. Yaşamak için Karadeniz. Karadeniz de çok güzel memleket. Bilmiyorum siz neredesiniz. Yani çok güzel yani gidip de görmenizi isterim. Umarım. Çok güzel. Trabzon, yani Samsun'dan girseniz, Artvin'den çıksanız hayır. Gerçekten çok güzel bir yer yani. Evet. Yaylasıyla, deniziyle, yeşiliyle, bir tabir, doğasıyla. Bir tabir vardır. Gez dünyayı, evet. Gör Ünye'yi demişler. Aynen. Ünye'yi gelin bir görün, aynen orada böyle bir program yapın. Ünye'yi de hem tanıtmış olursunuz hem de o güzelliği de görmüş olursunuz. Şurada gördüğünüz değil ama... deniz turizmin güzelliği sadece zamanı kısa olduğu için yapılamıyor. Evet. Yağmurlu bir hava, serin bir hava. Ama onun dışında bütün gördüğünüz bu olanakları da Ünye'de göreceksiniz. Evet, keşke evet. böyle insanları, onları tanıtabilseler. Ya, turizm açısından biraz da yaklaşım var bu konuda. Ya hazim de var. Uğraşmak istiyorlar yani turizmi Karadeniz'e çekmek için de. Bunun da çabasını gösteriyorlar şu anda. Tanıdık arkadaşlarım da var. Bazıları böyle internetten takip ediyorum. TV52 falan. Yani mücadele ediyorlar yani. İnşallah olursa da biz de rahat ederiz. Hem memleketimiz de kazançlı olur. İyi olur yani. Yeter ki rant uğruna ormanlarımızı parçalamasınlar, evet. Yıkmasınlar. Başka bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Burak. Esnafım. Böyle kaçabildiğim boş zamanlarımda kafa dinlemeye geliyoruz arkadaşlarla. Malum bunaldık tabii. İşte boş vakitleri biz de böyle ağaç altı falan değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir yer bulmuşsunuz ama serin. Yani şu an pandemi döneminde yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığı için malum biz de bu şekilde kaçabiliyoruz aynen. Denize giriyor musunuz? Artık yavaş yavaş insanlar girmeye başladı sıcak yani artık hava. Buna da ne kadar güvenebiliriz ya da ne yapabiliriz bilmediğimiz için hani hala herkes bir ön yargılı. Biz de o yüzden hala girmedik. Tabii düşünüyoruz istiyoruz ama eski Antalya olmadığı için artık çok fazla bir şey de yapamıyoruz. Peki eski Antalya nasıldı sizce? Yani eski Antalya nasıldı? Biz Mart'ta denize girmeye bir başlardık. Gece gündüz denizdeydik. Yani geceleri böyle ay, yıldız falan altında sabahlardık ama şimdi akşam ev, sabah iş, akşam ev, sabah iş. Yani Antalya da kalmadı, psikoloji de kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Ne kadar devam eder sizce bu durum? Ya ne kadar devam eder bilmiyorum ama etkisi çok uzun devam edecek kesin yani. Hani şunlardan kurtulsak bile uzun bir süre etkisi altında kalacağız galiba. Peki Burak Bey siz Antalyalı mısınız aslen? Evet, ben Antalyalıyım. Hatta fanatik Antalyalıyım yani. Antalyalı olmakla beraber. Ya ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hani rüyamda görsem de inanmazdım zaten ama işte ne olacağı hiç belli olmuyor. Tansiyon hastası oldum ya. Öyle söyleyeyim. Vallahi evde bunu... kalmaktan sıkıntına. Yani sıkıntı, stres, Antalya'dasın, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani turist geliyor burada işte istediği gibi takılıyor falan. Ama sen eve kapanıyorsun. Bu da insana koyuyor ister istemez tabii. Pandemiden önce yaz tatillerinizi nasıl geçirdiniz? Antalya'nın böyle ilçelerine gider miydiniz tabii. Yoksa şehir dışına tabii. Gider miydiniz? Tabii ki ya en fazla sevdiğim şey mesela araba kullanmak. Ya buradan arabama binerdim, turneye çıkar gibi işte kemerden başlardım. İşte Kaş, oradan Muğla, Bodrum. Dönerdim bu sefer bu tarafa doğru. Alanya, Gazipaşa, Mersin'e bile gidiyordum. Ya artık onu da elimizden aldılar. Ya şu an yaz tatilimiz bu işte. Burada bira içmek yani başka hiçbir şey değil. Normalleşme dönemine geçilirse eğer böyle yasaklar kalkarsa ya da hafiflerse bu yaz için planlarınız neler? Vallahi gerçekten hani eskiden dediğim gibi hani turne yapmayı çok severdim. İlk fırsatta gerçekten arabamın bagajını her şeyimi doldurup şu sandalyelerimi koyup
Yani gerçekten o kemer üzerinden sahil boyu Bodrum'a gitmeyi evet, çok istiyorum. Dün yapıyorduk bak arkadaşlar. Bu hafta ay sonunda yasaklar kalkacak diye bekliyoruz. İlk hafta sonu zaten Fethiye'ye gitmeyi düşünüyoruz. Aynen. Akyaka Fethiye'ye. Arkadaş grubu olarak gitmeyi düşünüyoruz. Kamp yapmayı, çadır kurmayı falan sever misiniz? Bu tür aktivitelerde yapar mıydınız eskiden? Ya o biraz hani bize göre değil. Neden? Biz rahat yaşamayı seviyoruz. Şimdi o tarz yerlerde ne bileyim hani bazı şeyler sıkıntı olabiliyor. İşte atıyorum duş problem ya da bazı şeyleri tedarik edebilmek problem. Yani biz daha çok böyle kafamızın dinleyebileceğimiz yani otel tarzı her şey elimizin altında olan yerleri seviyoruz. Hani inşallah ilk fırsatta planımız da o. İnşallah, inşallah hepimiz için. Peki çok teşekkür ederiz. Hemen arkadaşınıza mikrofonu uzatalım. Sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Ne yönden? Her yönden. İsminiz ne? Neler yapıyorsunuz? Ben esnafım. Doğu Garajı'ndayım. Antalyalıyım. Yerlisiyim Antalya'nın. Sormak istediğiniz sorun ben cevaplayayım isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor Ramazan Bey? Günlerimiz geçmiyor. Haftanın 5 günü zaten çalışıyoruz. Dediğim gibi 1-2 saat fırsat bulursak işte ayda yılda bir geldik Konya altında oturuyoruz. Hafta sonu zaten cumartesi pazar yasak. Evdeyiz akşama kadar. Yapabildiğimiz hiçbir sosyal aktivite son 1,5 yıldır yok. Normalde her yaz boyunca 4 kere 5 kere tatile giden bir insandım. Son 1,5 senedir hiçbir yere gidemedim. Daha şehir dışına çıkamadım. Her hafta sonu evdeyim. Dediğim gibi en büyük yapabildiğim aktivite şu an bu. Oturup da burada bir tane içmek, iki tane içmek yani. Başka bir yapabildiğimiz bir şey yok. Evet çok doğru. Peki dediğiniz gibi pandemiden önce nasıl geçiyordu günleriniz? Antalya'nın nerelerini gezerdiniz? Pandemiden önce Antalya'nın gezmediğim bir yeri yok zaten. Antalya'yı bitirdim. Hep şehir dışındaydım artık. Yani tatil için hep ne bileyim Antep'e giderim, Akyaka'ya giderim, Fethiye, İzmir bu tür yerlere gidiyorduk. Antalya'da gezeceğimiz bir yer kalmamıştı. 1,5 yıldır dediğim gibi hiçbir yere çıkamadım yani. Evet. Sadece Antalya'dayım. Hafta sonu evimdeyim, hapisteyim. Bildiğiniz kapalı cezaevi ya da açık cezaevi artık. Nasıl adlandırılır bilmiyorum. Böyle yani. Peki bu yaz için böyle planladınız mı? Plan yapamıyoruz ki. Ayın 30'unda konuşma olacak. Açılacak mı açılmayacak mı belli değil. Aklımızda bir şeyler kuruyoruz ama güvenemiyoruz. Güvensen de bu sefer eskisi gibi değil maddiyat olayı. Eskiden para kazanabiliyorduk esnaf olarak. Dükkanlarımız açıldı. Şu an maddiyat da zorluyor. Bakalım nasıl olacak biz de bilmiyoruz önümüzdeki günler. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Güzel deyiz, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Adnan. Lara'da bir otelde çalışıyorum, Can Kurtaran'ın. Üniversite öğrencisiyim işte normal olarak. Okullar kapalı, şu an için buradayız. Sezonu bu şekilde değerlendiriyoruz. İşte izinliydik. Konya altına birazcık gezmeye geldik. Öyle. Antalya'da mı okuyorsunuz peki? Yok, Niğde'de okuyorum. Niğde Üniversitesi. Şu an uzaktan eğitim. Aynen şu an uzaktan eğitim. Devam ediyor bakalım hangi bu şekilde. Hangi bölüm okuyorsun? Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum ben. Tenis antrenörüyüm ayrıyeten. İşte uzaktan tenis dersleri falan veriyorum. İşte ayrıyeten de can kurtaranlık yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Çok iyi. Peki uzaktan eğitim nasıl gidiyorsun için? Hem ders veriyormuşsunuz hem de okulun derslerini alıyorsunuz. Şöyle uzaktan eğitim zaten sistemi kurdular. YÖK tarafından sistem kuruldu. Yani okul da bunu destekliyor. Yani sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Sınavlar zaten geneli online sınav veya ödev şeklinde oluyor. Derslerde okulların belirlediği siteler var. Siteler üzerinden canlı derse katılmazsak bile canlı dersin özeti sitelere ekleniyor. O şekilde devam ediyor. Yani hiçbir derslerde de aksaklık olmuyor. Peki aslen Antalyalı mısınız? Yok. Manisa'lıyım da Niğde'de yaşıyorum. Çok güzel. Buraya o zaman çalışmaya geldiniz. Aynen çalışmaya geldik. Yani boşluğumuz vardı. O şekilde değerlendiriyoruz şu an için. Çok güzel. Daha ne kadar kalmayı planlıyorsunuz peki Antalya'da? Yazı burada mı geçireceksiniz? Ya yazı bitirmeyeceğim. Birkaç ay daha çalışıp gitmeyi düşünüyorum doğrusu. Peki yaz tatili için planlarınız neler? Niğde'de mi olacaksınız? Ya bir planım yok. Şu an 2 ay sonra işte bir tur yapmayı düşünüyorum. Yani Antalya'dan başlayıp Çanakkale'ye kadar. Şu an için burada para birikimi yapıyorum sadece. Evet. Peki pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? Ya ben zaten sürekli sporla uğraşan birisiyim. Evet. Yani her fırsatta spor yapmaya çalıştım. Onun dışında da fazla bir etkileyen bir şey olmadı daha doğrusu. Pandemiden yani önce... Yani sadece yasaklarda evdeydik sürekli o kadar. Pandemiden önce yaz tatilleriniz nasıl geçerdi? Ya zaten Niğde'deydim onun dışında sürekli. Sadece yazları birkaç haftalığına Antalya'ya geliyordum. O kadar başka yok. En çok neresini seviyorsunuz peki Antalya'nın? Ya Antalya'nın daha bir yerini yeni yeni keşfediyorum evet. Daha doğrusu. Böyle ilçelere gidebildiniz mi? Ya genelde Manavgat'a geliyordum.
Yani oralarda geziyordum. İşte Lara'dayım 2 senedir. İşte yeni yeni buralara gelmeye başladık. Bakalım. Evet. Umarım bu sene daha güzel gezebilirsiniz diyelim o zaman. Yani inşallah. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Bir Söz Sizde programın daha sonuna geldik. Bugün kameraman arkadaşım İmam'la birlikteydik. Halkımıza yaz tatili planlarını sorduk. Biz bu programı çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken bizim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki Söz Sizde programını kaçırmayın.